Merhaba arkadaşlar. DML statement'larla devam edelim. Insert'ü çalışmıştık. Insert ile ne yapmıştık? Tekrar hatırlayalım. Öncelikle single tek bir account ekledik. Daha sonra birkaç birkaç account'u listenin içine ekleyerek listeyi ekledik. son olarak da for each düzeltiyorum. For loop'u kullanarak 100 tane account'u bir anda ekledim. Görüyorsunuz şu anda ekranımda var. Şu şekilde 100 tane account oluşturup onları önceden oluşturduğum bir listenin içine ekleyerek şurada görüyorsunuz ekleyerek daha sonra listeyi direkt sisteme ekledik. Bu şekilde 100 tane account eklemiş olduk. Yani yeniden sıfırdan 100 tane yeni account oluşturmuş olduk. Bugün ise update kısmına geçeceğiz. Var olan accountları nasıl update edebiliriz? Onu çalışalım. Var olan accountları bulabilmek için arkadaşlar, burası çok önemli. SQL, SQL queryleri kullanmanız gerekiyor. Var olanları bulmak için. Ya yani artık new keyword'unu kullanmıyorsunuz çünkü new yeni oluşturunuz accountlar için kullanılıyor. Var olanları bulmak için. SOQL kullanıyorsunuz. Bu burası gerçekten önemli. Burayı e, unutmayalım. Şu şekilde oluşturuyorum. Var olanları buluyorum. Account diyorum. Ondan sonra bir isim veriyorum ben buna. Account ne olsun mesela bizim e, update ede edeceğimiz accountları bulmaya çalışıyoruz. All accounts diyelim. Bütün accountlar var olan bütün accountları almaya çalışıyorum. Eşittir. Şimdi biz normalde sıfırdan oluştururken new diyorduk. Ee, sonra tabi şu anda ben liste yapmaya çalışıyorum. Ee, bu tek account oldu. Liste yapmaya çalışırken şu şekilde yapmanız lazım. Başına list koymanız gerekiyor. Account'u da küçük ve büyük işaretleri içine koymanız gerekiyor. Artık bunu sol, tarafa, e, sol taraftan sağ tarafa kopyalamanıza gerek yok. Çünkü yeni bir account oluşturmuyorum. Ya da yeni bir liste oluşturmuyorum. Yeni liste oluşturduğunuz zamanlarda şöyle yapıyorduk. New diyorduk. Daha sonra sol taraftaki e, list account kısmını sağ tarafa kopyalıyorduk. Şu an öyle yapmıyoruz. Var olanları bulmak için şu şekilde liste oluşturuyoruz. Var olanlar. SOQL ile yapıyoruz. Köşeli parantez içinde select id id ile başlayabilirsiniz. id name olabilir. Aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Sadece id yazmanız bile yeterli. Çünkü bir field kullanarak bütün account'ları alabiliyorsunuz. From diyorum. Account diyorum. Bu şekilde yazdığınız zaman bütün account'ları alıyor arkadaşlar. Bütün account'ları alıyor. İsterseniz şurada bir query oluşturalım. Kaç account var ona bakalım. Daha önceki dersimizde query'leri çalışmıştık. SOQL query'leri çalışmıştık. Ne yapıyorduk? Select id from account yazıyorsunuz bu şekilde bütün accountları alabiliyoruz. Execute yapıyorum. Şunu biraz aşağı çekelim arkadaşlar. Hatta kapatalım. Şöyle aşağı çekelim daha iyi olur. 140 tane account'umuz var arkadaşlar. 140. Peki biz şu şekilde yapsak şu anda ne yaptık arkadaşlar? Var olan accountları bulduk. Yani aşağıda yazdım S SOQL kodunu buraya aynen koydum. Aynen koydum. Bu var olan 140 tane account'a hitap ediyor. Yani bunun içinde 140 tane account var. Öyle diyelim. İsterseniz size'ını bulalım. Size'ını bulalım. Ee, kaç kaç tane account var? Görelim beraber. Nokta size diyorum. Hatırlayalım. Metotları kullanma yöntemlerini unutmayalım bu şekilde size'ını bulabiliyorum. Sistem debug içinde olmazsa hiçbir şey göremezsiniz. Sistem debug içinde yazmanız gerekiyor. Şu anda bakıyorum. Sistemde 140 tane account'umuz var. Ve ben bunların hepsini bir anda update yapmak istiyorum arkadaşlar. Hepsini bir anda update yapmak istiyorum. Eğer hepsini update yapmak istiyorsanız for loop'u kullanmanız gerekiyor. For loop'un içinde biz bunları tek tek döndüreceğiz. For each loop diyelim. For each loop'un içinde Döngü şeklinde tek tek döndürüp hepsini teker teker update etmemiz gerekiyor. Çünkü 140 tane account var. Hepsini bizim update etmemiz için for each loop kullanmamız lazım. For diyorum. Şu anda hepsi birer account olduğu için single account. Account yazıyorum. Daha sonra adına AC diyorum. Account oluşturduk. Adına AC dedik. Ve bu accountları nereden alıyoruz? Tek tek bizim listeden alıyoruz. Listenin adını buraya koyuyoruz. Bu şekilde for each loop yapınca bütün e, o bahsettiğimiz 140 tane accountu tek tek for each loop'un içine koyup tek tek update yapabiliyoruz arkadaşlar. Onu da açıklayacağım. Şuna bakalım accountlardan mesela neyi update yapalım? Diyelim ki e, account site update yapalım. Bütün hepsi için account site aynı olsun. Hepsini bir anda update yapmak istiyorum 140 tanenin 140 tane accountun eee site account site değişecek. Hepsini update yapacağız. Şu şekilde update yapabilirsiniz. AC, AC nokta e, ne diyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. AC nokta side eşittir. Buna bir yeni bir şey diyelim. Ne diyelim? E, side has been updated diyelim ki böyle farkını görelim. Updated diyorum. Şu şekilde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek update ediyoruz ama Bunları tekrar e, var olan bir listenin içine koyamıyorum. O yüzden bizim yeni bir liste oluşmamız gerekiyor. Nerede? For loop'un dışında. List diyoruz. Account diyorum. Ama bu yeni bir liste. İçinde hiçbir şey yok. Ne diyelim? Updated account diyelim. Yani update yaptığımız account'ları bunun içine koyacağız. Eşittir. New diyorum. New olduğu için, yeni olduğu için sol tarafta oluşturduğumuz list account'ı sağ tarafa da koyuyoruz parantez içinde hiçbir şey yazmıyoruz. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Şu anda bizim bir listemiz var ve içinde hiçbir şey yok. Ben onun içine neyi koyacağım arkadaşlar? Ben var olan listeden bütün accountları tek tek alıyorum. For loop olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Tek tek alıyorum ve hepsinin ac.site yani bütün accountların site alanını, site field'ini şu şekilde değiştiriyorum. Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Önce birinci alıyor, değiştiriyor. Sonra ikinci alıyor değiştiriyor. Üçüncü alıyor değiştiriyor. Dördüncü alıyor değiştiriyor. Böyle 5, 6, 7, 8 derken 140 kadar geliyor. Ama biz sadece değişmesini istemiyoruz ki. Değiştikten sonra oluşturduğumuz yeni listeye bunu koymak istiyoruz. Yani şöyle yapacak. Birinciyi değiştirecek, listeye ekleyecek. İkinciyi değiştirecek, listeye ekleyecek. O şekilde devam edecek. O yüzden şunu yapmamız gerekiyor bizim arkadaşlar. Bu e, AC account'unu bizim listemize eklememiz lazım. Listenin adı nokta Add evet, parantez içinde AC diyoruz. AC'yi yeni oluşturduğumuz listeye ekliyoruz. Yeni oluşturduğumuz listeye böyle ekliyoruz. Bu şekilde her update olan account bizim yeni listemize eklenmiş olacak. Bizim yeni listemize eklenmiş olacak. Daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şu. İsterseniz şöyle yapalım. Yeni listemizin size'ına bakalım. Gerçekten 140 tane elemanı var mı? For loop'un dışında bunu yapabiliyoruz. System nokta debug diyelim. Listemizin adını koyuyoruz. Nokta size diyoruz. Parantezini açıyoruz. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Bu şekilde size'ını bulabiliyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Listenin adı nokta size. Execute yapıyorum. Yeni listemde de 140 tane element var. Evet. 140 tane account var. Ve bu accountların hepsinin site'ı site has been updated şeklinde değişmiş. Çünkü ben önce değiştirdim sonra ekledim. Eğer eklemeseydim, yani bu ekleme işlemi 8. satırdaki e e ekleme işlemi başarılı olmasaydı zaten bizim yeni listemizde 140 tane e account olmazdı. Madem account var, bunların hepsi update edilmiş e olması gerekiyor. Çünkü 7. satırdaki işlemi de for loop'un içinde sürekli döndüre döndüre gerçekleştiriyor. Şimdi yapmamız gereken önemli bir şey bunları sisteme aktarmak değil. Insert yapmayacağız. Var olanları insert yapmıyoruz. Var olanları insert yapmıyoruz ama ne yapıyoruz? Update yapıyoruz. Update diyoruz. Ne update yapıyoruz? İkinci listemizi. İkinci listemizi update yapıyoruz. İkinci oluşturduğumuz listeyi update yapıyoruz arkadaşlar. Bunu çünkü bunların ID'leri aynı. Yani sizin all accounts'taki 140 account'ın ID'leri ile update accounts'un içindeki yani yeni listemizin içindeki account'ların ID'leri aynı. ID'leri aynı olduğu için onları bulup onları update yapıyor. Yani güncelliyor, değiştiriyor. Execute yapalım ve sonucunu görelim arkadaşlar. Execute yapıyorum. Evet. Sistem debug gerek yok. Burada bir işimiz yok şu anda. Ya yani baksanız 140'tan farklı bir şey göremezsiniz. Ama accountlara gelip accountları refresh yapıp account saytın nasıl değiştiğine bakabilirsiniz hepsi hepsi değişmiş site has been updated şeklinde değişmiş bunlar benim bu hafta eklediklerim isterseniz hepsine bakalım o account istiyorum o accountta site yok onu buradan ekleyelim isterseniz arkadaşlar şuradan account saytı bulup ekliyoruz bakalım değişmiş mi evet hepsi değişmiş evet arkadaşlar bu şekilde hepsinin değişini görüyoruz. Ee, videolarımı bazı videoları kısa tutmayı düşünüyorum. Burada sadece şu şekilde yaptık arkadaşlar. Ne yaptık? Bütün accountları bulup hepsinin saytını update yapmış olduk. Hepsinin saytını update yapmış olduk. E i̇sterseniz telefon numarası da ekleyin fark etmez. Şöyle deyin ac.fondin eşittir. Telefon numarası girelim. İşte ne diyelim. Artı 1, 453, 212, 0000 000 şeklinde telefon numarası koyalım. Bir bakalım telefon numarası değişecek mi? Yine execute diyorum. Yine update yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakıyorum accountlarıma. Hepsinin telefon numarası değişti. Hepsinin telefon numarası değişti. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Biraz kısa tutalım. Update kısmı böyle. Bir sonraki videomuzda yine update'i çalışacağız. Ama update'te şunu yapacağız. Bütün account'ları değil de istediklerimizi update yapacağız. Mesela type'ı boş olanlara type'ı boş olanlara e, belli bir type koyacağız ya da eee type'ı boş olanların e, account site'ını değiştireceğiz öyle. Yani e, bir şartımız olacak. Şartımıza bağlı olarak bazı account'ları hepsini değil de bazı account'ları bu şekilde değiştirmiş olacağız arkadaşlar ee, ikinci videoda bunu yapalım hoşçakalın.